Arkadaşlar merhaba. SolidWorks programı üzerinden SolidCAM programını etkinleştirmek için eklentiler butonuna tıklıyoruz ve SolidCAM'in seçili olduğundan emin oluyoruz. Etkinleştirme tamamlandı ise SolidCAM erişim arayüzlerini kullanarak yeni diyor ve frezeleme operasyonunu seçiyoruz. CAM dosyasını SolidWorks uzantılı parçadan bağımsız hale getirebilmek için Extern butonu seçili kalıyor. CAM dosyasının adını ve dosya yol uzantısında göründüğü şekilde sırayla seçiyoruz. Dosya yolunu browse yapmayıp doğrudan dosya yolunu kopyalayıp ilgili yere yapıştırarak daha kısa bir şekilde kayıt işlemini sağlayabiliriz. Son olarak ölçüm sistemin metrik olduğunu kontrol ediyor ve onaylayıp kapatıyoruz. Kontrol ünitesi, stok model ve hedef model seçimlerinin yapıldığı kısma geldik. Post Process'in yani G kodu alacağım kısmın Funuc Post Process dosyasını seçiyorum. Koordinat seçimi yapıyorum. Koordinat seçimi parçamın tezgahta nasıl konumlandıracağını ifade etmektedir. Daha detaylı bir şekilde inceleyeceğiz fakat yüzeyi seçmemizle birlikte parça koordinatının nerede oluştuğuna dikkat edin. Parça konumunun nerede oluştuğuna dikkat ettiniz ve modelin üst köşesinde olduğunu gördünüz. Koordinat seçimiyle oluşan çizgisel frame üzerinde oluşan diğer noktalar manuel bir şekilde parça merkezi oluşturmamıza fayda sağlayacaktır. Stok seçimine geldik. Stok oluşturma, box komutu seçilerek görünen iş parçasının etrafına belli miktarda kalınlık yani offset vererek sağlanabilir. Seçim yapmamızla beraber yeşil çizgisel frame yapısının oluştuğunu görüyoruz. Bu oluşan yapı bizim stok yani ham madde parçamızdır. Her bir eksende istediğimiz kalınlıkları verebilir ve ham madde parçamızı oluşturabiliriz. Tabanda minimum 5 mm, yapılan çalışmaya göre değişiklik gösterebilir. Yanalda da 2'şer mm kalınlık böyle bir parça için yeterli olacaktır. Add box to CAD model butonuna tıklayarak oluşturduğumuz modeli kalıcı olarak CAM dosyamıza eklenmesini sağlıyoruz. Bu seçimi yaparak ham madde ile parça arasında ne kadar talaş kaldığını ve ne kadar talaş kaldıracağımızı tespit etmiş oluyoruz. Daha sonra detaylı anlatacağım iMachining kısmını şimdilik geçiyoruz. Tezgah ham madde ve tezgah işleme seviyeleri gibi seçimler yaparak iMachining denemeleri yapabilirsiniz. Genel olarak stok, ham madde ve koordinat sistemi oluşturmak anlattığım şekilde yapılmaktadır. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.